Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Çok Selen güzel. Ergül, Gaziantep Elamış. Selen Hanım, iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Nasılsın Bayez abi? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? At bakalım biraz kendimize. Vallahi şimdi oğlumu uyuttum. Evet. Ondan sonra size çok teşekkür edeceğim. Rica ederiz. Beyaz Şov adına. Estağfurullah. Hem Yaprak Dökümü gibi güzel bir ekibi bugün konuk ettiğiniz için, hem de sana özel bir teşekkürüm var. Hayırdır, buyurun. Şimdi sen bir nevi bizim eşimle evlenmemize vesile oldun. Sana teşekkür ediyorum. Ne güzel, vallahi. Hayır, yani nasıl oldu da yani anlatabileceğiniz bir şeyse çok kısa dinleyebilirim. Tabii tabii anlatırım. Şimdi ben bundan 2 sene önce bir programınıza daha katıldım. Evet. Hatta ben 2 kere katıldım. Zaten başkası bu... katılamıyor senden dolayı bizim programı. Yani bu da yani yeni taşındığımız şehirde çok fazla arkadaşım yoktu. Hani eşimi de çok az sanıyordum. Evet. Böyle programa katılacağımın heyecanıyla bile herkese mesaj çekiyorum, ona da mesaj çektim. İşte bak Beyaz'a katılacağım, izle beni patlatacağım. İkinci katıldığımda çıkmaya başladık. Zaten şimdi de çocuğumuz var. Sen hesap et yani. Ha, sen bizim programa katla katla. Evet. Sözdür, nişandır, bütün bunları hallettim diyorsun yani. Evet, ne bir oldum oldu. O kaçıncı katılmada oldu yani bizim program? Allah Allah mutlu etsin vallahi. Yani böyle şeylere biz burada bir iş yapıyoruz. Evlerde neler oluyor bilmiyoruz. Ne kadar güzel. Böyle keyifli şeyler yaşanıyorsa bizim için çok büyük mutluluk. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, ne demek? Ne demek? Adını da Beyaz koyduk. Çocuğun adına. Dermişim. Yok canım, koymadık da. Koymak isterdik yani. Arkadaş, dalga geçtiğiniz şeylere dikkat edin, öyle benim haysiyetimle. Adını da Beyaz koyduk. Ne güzel dermiş yani. Peki. Peki. Ne koydunuz adını? Mehmet Kayra. Mehmet Kayra. Çok güzel. Harika. Evet. Hadi bakalım, sorularınız varsa bayağı da var herhalde. Beyaz abicim. Evet. Şimdi ben ekibe toplu bir soru sormak istiyorum ilk önce. Evet. Bu 5 yıl içerisinde, diziyi çektikleri 5 yıl içerisinde aralarındaki bağları nasıl korudular? Nasıl bu kadar sağlam bir bağ? Çünkü bir aile içinde bile çatırdamalar, çatlamalar, geçimsizlikler olurken hani bunu koruyup da ekrana bu kadar güzel bir iş çıkarmaya nasıl başardılar? Yani bu başarının sırrını çok merak ediyorum. Beyaz Şov'u izlemişlerdim. Evet, var mı? Cevap kimden? Kimden alalım cevabı? Halil Bey. Buyurun Halil abi. Peki. Güven abla. Mikrofon bende. Buyurun. Kendini bilmekten geçiyor bazı şeyler. Sevgi ve saygıyı korumak da kişinin kendini bilmesinden gelir. Önce aile altyapısı, sonra edindiği kültürler ve bir arada olmaktan zevk almak ve sevmek, işini sevmek. Bence en büyük etkenlerden biri bu. Etkenlerden biri bu. Evet. Ama ola ki 3 kişi değilsiniz, 5 kişi değilsiniz. 50 kişilik bir ekip. Bir de teknik ekip var, çalışanlar, emekçiler var. Onlarla beraber 100 kişilik bir ekipsiniz. Ve her gün aynı eve girip çıkıyorsunuz. Evet. 100 kişinin bir evin içinde aynı ortamda bütün gün 5 sene boyunca anlaşabilmesi... Hiç kavga etmedik. İşte bizi zirveye taşıyan budur. Yani yapımcımızdan, yazarlarımızdan, yönetmenimizden, bütün sanatçı arkadaşlarımıza. Sete büyük bir çember o. O çemberin içinde... Hep biz yorulduk, sevindik, güldük, söyledik, kızdığımız da oldu. Sana ne kattı? Pardon. Biz aşk yaşadık, aşk hep beraber. Evet, öyle değil doğru mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Yönetmenim mi anlatsın bir de? Evet, yönetmenden alalım. Evet. Doğru. Yönetmenden alalım. Mesude. Melek. Yani biz hepimiz yaptığımız işi sevdik aslında. Senaryomuzu çok sevdik. Yapımcımız bize gayet güzel şartlar hazırladı. Rahattık sette. Dediğim doğru yani bir yerde. Doğru. Soğuk yoktu yani. Sen bize tabii bir yönetmen olarak kendi gördüğün ekrandaki şeyi, sen ne çektiysen biz onu gördük. Bize ne anlatmak istediysen biraz bize onu anlattın. Yani bir levede bir şey yazıyor, bir levede bir şey oynuyor ama sen de bunu göstermekle yükümlüsün bize. Şimdi Beyaz Show'da bak sevgili Fahrettin kameraman, diğer kameraman arkadaşlarımız var orada. Onlar bir kısmı sizi çekiyor, bir kısmı beni çekiyor, bir kısmı seyirciyi çekiyor. Ama yukarıda bir resim seçici var ve bir yönetmen var.
Eğer çok güzel bir şey yapıyorsak biz burada ve o göstermiyorsa, o zaman bütün yaptıklarımız boşa gidiyor. O anlık şeyi bizim görmemiz lazım. Ekran başa taşıması lazım. Onun için biraz her şey resim seçicide bitiyor. Sen de bir resim görüyorsun. O resme olmaz diyorsun. Bunu bir kere daha yapacağız diyorsun. Başka bir resme bakıyorsun. Buna olur diyorsun. Bu ruh geçer diyorsun. Doğru mu? Bütün bunlar yani bir şekilde senden dönüyor yani. Senin bize taşıdığın bu yaprak dökümün içindeki esas ruh neydi? Yani bu arkadaşlık, dostluk, bütün bunların dışında sen ne gördün? Sen ne yaşadın 5 sene boyunca? Zor soruymuş. Ha? Geliyor, şarkı geliyor. Şunun cevabını alayım. Telefona da hoşça kal diyeceğim. Ağır bir soru oldu. 5 sene boyunca senin aklında ne kaldı diye sorayım ben sana. Soyadını Tekin yaptı. Daha ne olsun? Evlendi mi? Ha? Evlendi ve Tekin soyadını aldı. Evet, ailenin soyadını. Ailenin soyadını aldı. Yani biz hepimiz bu aileyi çok sevdik. Ve o aileyi yansıtmaya çalıştık. Yansıttınız da. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, yani... Selen'cim. Beyaz abi. Duyabiliyor musun beni ha? Ben seni duyuyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hayat. Yani bu bence şimdi yaprak dökümün çekirdek aile olarak bir başarısı ama Kanal D'nin de bunda büyük, çok büyük bir başarısı var diye düşünüyorum ben. Yani çünkü dizilerinin hepsini belli bir kaliteden çıkarmadan sürdürüyor. Yani ben bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Kanalımız güzeldir. Kanalımız güzeldir. Haddim olmayarak bir şey daha sorabilir miyim? Sor bakalım. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi Halil Ergün son bölümlerde felçli bir hastayı oynuyor. Çok da iyi oynuyor. Yılların sanatçısı. Tek bir şeyi merak ediyorum. Acaba orada bir sahnede dayanamayıp da konuşmak istediği oldu mu hiç? Yani bunu burada söylemem gerekiyor dediği ya da dayanamayıp söylemek istediği bir şey oldu mu? Yok, benden istenen konuşmamak. Konuşmadan anlatabilmek duygularımı, öyle bir isteğim olmadı doğrusu. Ama tabii kamera durduktan, stop dedikten sonra yönetmenin gözüne bakıyorum. Oldum olmadım mı diye, yani bu ifadeyi verebildim mi diye. Kaç bölümdür? Kaç bölümde yatıyorsun? 13. Kaç? 15. 15 bölüm. Evet. Yataktasın değil mi abi 15 bölümde? Evet. Aynı parayı mı alıyorsun yani koltukta... ayaktakiyle? Yatman yine aynı para mı geliyor ben yani? Ben burada iki... hayır. Zam istedim bu konuda. Çünkü ben iki misli efor sarf ettim orada. Bakmayın yatarak para kazandı laf ettiler ama... Yattığı yerden para götürüyor dediler ama... Yok ben demedim ama onları yine hep aynı kişiler. Yine aynı yerlerden gelen sesler aynı ya. Benimle alakası değil. Ama yani dedim ki prodüktöre ben biraz fazla istiyorum. Çünkü iki misli çaba gösteriyorum dedim. Kabul etmediler. Doğru, söylemek istiyorsun, söyleyemiyorsun. İki misli bir. Öteki söylüyor, gidiyor. Evet, rahat. Senin bir de içinde kalıyor, rahatsızlık evet. Da var yani. Doğru. Evet. Peki. Şimdi, evet, pardon. Ben ama bu lafı gene kusura bakmayın söyleyeyim. Arkadaşlar açıkladılar ama bir sürü arkadaşım gibi bir başka setlerde çok bulundum ben ve genellikle iyi setlerde yaşadım. Sinemada 60-70 tane film seti oldu. Televizyon 12 yıldır televizyon dizilerinde oynuyorum ben. Uzun süren diziler. Gerçekten de çok iyi duygularla ayrıldım orada. Ama bunu ısrarla söylemek istiyorum. Yani bu yaşadığımız 5 yıl içinde bu yaprak dökümü seti hayatımın en önemli buluşma kültürü oldu. Bir sette buluşma kültürü oldu. Bir şans ama bunun sebepleri var. Yani hikayeyi seçmekten, romanı seçmekten kadroyu seçmeye kadar, bir casting meselesine kadar. İşin aslı şu, öncelikle yazarlar akıl almaz inanıyorlardı ve Ekrem Çatay, Kerem Çatay, Ekrem mesela şeydi, tamam dedi. Yani bu kadar büyük bir gürültüyü kimse hesap edemez. Yani 5 sene en yüksek yerde devam ettirmek bir efsane ama bu dalga dalga yayıldı aslında sete. Yönetmenle de çok çabuk dil birliği kurduk. Yani gepegenç taze ekip. Bakın şurada gördüğünüz ekip var ya, bunlar bizim gerçekten ailemiz oldu. Gerçekten hani ama inanın abartmıyorum. Ya olmaz mı dedi ki arkadaşım, aile içinde böyle kavga oluyor. Biz 5 yıl çıt çıkmayan bir sette yaşadık. Yani onun için nazar değmesin dedik, evet, hep sürekli. Gerçekten yani. Ve çok zor koşullarda biliyorsunuz biz 90 dakika
dizi yapıyor. 90 dakikayı bir haftada yetiştiriyoruz biliyorsun. Yani burada bugün kamera arkadaşlar yürüdüler hatta. Evet, evet. Bunun evet, için bir yürüyüş evet. oldu dizi emekçileri. Buna rağmen başarılıdır ve bence örnek olacak çok şey var. Bir arkadaşlarımız burada yaşadığımız kültürleri başka setlere inşallah götürecekler ve hep böyle olacak. Harikasın abi. Harikasın. Selen'cim çok teşekkür evet, ediyoruz. Abi. Çok çok teşekkür. Efendim hayatım. Benim iki tane daha sorum var da. Ama zamanımız kalmadı. Erol abi şu anda. Ama senden bir isteğim var. Tamam. Tamam iste. İste. Şimdi bir ki ilk isteğim senden oğlumuz için biz. Eşimle oğlumuz için senden. İmzalı sana yani senin için manevi anlamı olan bir şey istiyoruz. Benim için evet. imzalı manevi anlamı olan bir şey. Yani manevi anlamı olan senin ne bileyim bir çocuğa bir bebeğe verebileceğin. Eğer böyle manalı güzel bir şeyse eğer tamam. imzalayıp tamam. gönderebilir misin bize? Buluruz yani herhalde bir şey. Evet, ileride çocuğun hani evet, beyaz abisinde. Tam olduğunu bildiğim için. Tamam göndereceğim söz şey veriyorum. Sana düşüneyim ne gönderebileceğimi düşüneyim. Şimdi. Tamam. Evet. Bir de Leyla'dan. Bir de ben Leyla'cıyım yani diziyi seyrederken ben 5 yıldır hep Leyla'cıydım. Onunla beraber ağladım sürekli olarak. Evet, herkes kendine bir karakter seçmiş içeriden yani. Efendim? Gerçekten tekrar çok çok hepinize teşekkür ederim. Ya ben Leyla'cıydım dizide. Sürekli Leyla ağladı ben ağladım. Leyla ağladı ben ağladım. Sen devamlı yalnız... ağlamışsın o zaman. Leyla durmadı zaten. Her zaman ağladım. Evet. Her zaman ağladım ama Leyla'dan pembe montunu eğer mümkünse giyebilirsiniz rica ediyorum. Valla pembe palto... Şurada şurada askıda duruyor. Pembe palto burada. Bunu mu istiyorsun? Gökçe. Efendim. O pembe montu aslında isterdim senden. Şimdi yüzsüzlük olur üst üste bir sürü şey istemek de. O yüzden hiç diyemiyorum. Ama onu bir kere giyeni istiyorum yani. Onu o gözümde kaldı. Ben çok ağladım o pembe montu. Ayak artık. O yüzden abi. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Milletin canını okudunuz. Millet sizle yattı, sizle kalktı, uyudu, ağladı, bir sürü şey yaptı. Şimdi bunu yapacaksınız. Bunu giymeni istiyor. Ondan sonra da ona göndermeni istiyor. Ayrıca pembe montun da benim için çok büyük duygusal anısı vardır. İmzalayıp çocuğa göndereceğim. Evet. Öyle. Nasıl giyeceğim şimdi onu? Ne demek nasıl giyeceğim? Ortalığı yıkmayayım onu giyeceğim. Bunu giyince ruh halim mi değişir? Ortalığı yıkmayayım bir de. Bunu giyince gerçekten mi değişir? Giy bakayım. Ya bir kere bu değil ki. Benim pembe mantım. Buydu. Nerede görsem tanırım onu ben. Buydu. Buydu biz onu boyattık. Evet. Pembe mont, pembe paltosunu giydi. Başka bir şey giymesini ister misin? Şapka, fular herhangi bir şey. Ya Beyaz abi. Efendim. Şimdi sen dalga geçiyorsun ama gerçekten bu yaprak dökümü... Ayna diyorlar ya hani bu bir dizi değil bu ayna. Evet. Birebir gerçekten sana söylüyorum. Her bölümünde her duygusal sahne. Halil Deli'nin var ya yani böyle don ton ton yanaklarından sıkar mısın lütfen? Ha. Öyle bir baba varsa Türkiye'de gerçekten çıksın senin programından ben görmek istiyorum. Gerçekten görmek istiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bu pembe palto bunu mu yaptırıyor? Eğer böyleyse Erol abi bir şey... Yani belki 40 yılda bir seni de böyle görebiliriz diye. Erol abi hayatta pembe palto değil ne giydirsen giydir bozmaz yani. Evet. Pembe paltoya bak ya. Çıkat. Bunu gönderiyoruz sana tamam mı Selen'cim? Gönderiyoruz. Tamam çok teşekkür ederim Beyaz abici. Abi yeter elimi döşeyelim bir de içeri istersen. Gönderiyorum. Öpüyorum Selen'cim. Beyaz abici hepinize çok selamlar. Aleykümselam. Selen'e bir alkış alalım. Teşekkür ederim. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra üstüne konuklara hoş geldiniz.